Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık melemen saklamanın en kolay ve en pratik tarifini paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay ve gerçekten tüketimi de oldukça güzel. Hem lezzetli hem de oldukça pratik bu tarifi. Umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Diğer kışlık tariflerimde olduğu gibi bu tarifte de hem Çanakkale domatesi hem de tarla domatesini birlikte kullanıyorum. Ve sizlerle birlikte şimdi hızlıca domatesleri soymaya geçiyorum. Domatesleri buzlukta muhafaza edeceğim için mutlaka kabuklarını soyuyorum. Sizler dilerseniz robottan geçirerek de aynı işlemi yapabilirsiniz. Domateslerin tamamını soyduktan sonra yemeklik olacak şekilde doğramaya başlıyorum. ...2 kilo civarı karışık domates doğradıktan sonra 200 gram üzerinde Charleston biber doğramaya başlayacağım. Biberi ortadan ikiye böldükten sonra içindeki tohum bölümlerini alıyorum. Sizler tohumlardan rahatsız olmuyorsanız almayabilirsiniz. Buzluktan çıktıktan sonra kabuk atmayan ve en dayanıklı olan biber, kıl biber. Ben çok fazla kıl biber kullandım ve hepsi acıydı. O yüzden bu tarifte Charleston biber kullanmak istedim. Sizler dilerseniz kıl biber kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Domates ve biberlerin tamamını doğradım. Şimdi aynı kabın içerisinde domates ve biberleri iyice karıştırıyorum ve buzdolabı poşetlerine doldurmaya başlıyorum. Melemenlikleri buzlukta saklamak için kilitli poşet kullanmayı tercih ettim. Kullanımı daha kolay olduğu için sizler dilerseniz buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz. Uygun bir kasenin içerisine buzdolabı poşetini düzgünce yerleştiriyorum ve bir kaşık yardımıyla tek pişirimlik olacak şekilde doldurmaya başlıyorum. Fazla kalabalık olmadığımız için orta boy bir buzdolabı poşeti tercih ettim. Sizler kişi sayınız fazla ise büyük boy buzdolabı poşetini tek pişirimlik olarak ayarlayabilirsiniz. Melemenlikler azaldıkça altta suyun biriktiğini gözlemleyebilirsiniz. O yüzden kevgirle doldurmaya başladım ilk poşetten sonra. Kevgir fazla suyun buzdolabı poşetinin içerisine girmesini engelleyecek. Böylelikle fazla suyu buzluğa kaldırmamış olacağız. Ben bu suyu yine domates çorbası yapımında kullanmak üzere kenara kaldırıyorum. Poşetin kıvrılan bölümlerini elimle düzeltiyorum ve kesme tahtasının üzerine yatırarak elimle baskılıyorum ki aynı incelikte olsun menemenimiz. Düzgünce düzeltip eşit orantıda bir inceliğe getirdiğimde buzdolabı poşetini belli bir yere kadar kapatıp içine pipet yerleştiriyorum. Tamamen kapatmadan pipeti yerleştirelim ki havasını alırken işimiz oldukça kolay olsun. Dört adet melemenlik hazırladım. Sadece görsel için daha fazlasını yaptım. Zaten domatesler oldukça fazlaydı, görmüşsünüzdür. Şimdi bütün poşetleri sizlerle birlikte hazırlıyorum. Fazla suyunu burada yine akıtabilirsiniz. Ve pipet yardımıyla hepsinin havasını aldıktan sonra buzluğa kaldırıyorum.
Menemenliklerimin tamamı hazır. Havalarını düzgünce aldım. Buzluğa kaldırıyorum ve birkaç gün sonra sizler için menemen yapımında nasıl kullanıyorum bunu çekmek istiyorum. Menemen yapacağınız zaman poşetinizi 10 dakika öncesinde dışarı çıkarmanız yeterli olacaktır. Poşeti dışarı çıkarttım. Hemen tavaya tereyağı ve zeytinyağını alıp yağın erimesini bekliyorum. Yağ tamamen eridikten ve ısınmaya başladıktan sonra poşetteki menemeni 3 parçaya bölüyorum ve hemen tavaya aktarıp kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Menemen kaynayana kadar altı hararetli bir şekilde açık oluyor. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum ve suyu çekene kadar pişiriyorum. Hem rengi çok güzel oluyor, hem kokusu çok güzel oluyor. Gerçekten güzel bir sonuç alacağınız bir saklama yöntemi. Gördüğünüz üzere menemen suyunu neredeyse çekti. Ben biraz sulu sevdiğim için tamamen suyunu çektirmeyi tercih etmedim. Biberler dağılmadı. Gayet güzel bir şekilde pişti. Domatesler de gördüğünüz gibi tane tane duruyorlar. Hemen içerisine damak zevkime göre karabiber ve tuz ilavesi yapıyorum. Evet, karabiber ve tuzu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırdım ve size yakından şöyle kaşık yardımıyla nasıl tane tane olduğunu tekrar göstermek istedim. Şimdi içerisine yumurtasını ilave edebilirim. Üç adet yumurtayı tuz ile çırptım ve içerisine bir miktar da pul biber ilave edip biraz daha çırptıktan sonra menemenin üzerine döküyorum. Ve sonuçtaki menemeni sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarifle ister soğanlı ister soğansız dilediğiniz gibi menemeninizi ilk günkü tazeliğinde yiyebilirsiniz. Hatta yemeklik domatesinizi de bu şekilde saklayabilirsiniz. Ben biber ve domatesleri kış için bu şekilde saklıyorum ve gayet pratik bir şekilde yemeklerimde kullanıyorum. Asla buzluk kokusu olmayan ilk günkü tazeliğinde ve lezzetindeki menemen ve yemekleriniz için umarım bu saklama yöntemini dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.